Evet, Step Back'in bu bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Efe Yamanlar, Özel Çelik Süngü ile birlikte NBA'de gündemi devam ediyoruz, değerlendirmeye devam ediyoruz. Tabii Özer, bugün bir değişiklik var, atmosferde biraz değişiklik var. Mecburi olarak stüdyodayız. Evet, bugün ikili aynı, atmosfer farklı ama konu başlıkları sabit, basketbol ve NBA. Evet, şunu da söylemek gerekiyor. Tabii uzun bir aralık girdi bir önceki programdan. İçinde bulunduğumuz durumlarda oldukça yoğun bir hafta geçiriyoruz. Çok evet. Önemli organizasyonlarımız vardı. Özer ayrı koşturuyor, ben ayrı koşturuyorum. Ancak bence bugünü yetiştirebildik. Ama yine de Step Back'i çekmeye karar verdik ki araya çok da büyük mesafe girmesin. Evet, programın adı hani Step Back, geri adım atmak olsa da biz konu bu muhabbeti yapmak, konuşmak olduğu zaman olabildiğince üzerine gitmeye evet, çalışıyoruz. Bugün... Fakat bu hafta hem 1 Mayıs'ın araya girmesi hem de bizlerin Sports TV ailesi olarak yapmış olduğumuz diğer önemli projelerin de bu haftaya denk gelmesiyle beraber biraz yayın akışımız aksadı. Onun için de özür dileyelim. O zaman başlayabiliriz. Tabii playofflar tüm hızıyla devam ediyor. Doğuda ve batıda inanılmaz çekişmeler var. Ben topu sana Miami ve New York maçıyla atmak istiyorum. Şu an seride durum 1-1. İki farklı maç izledik. Tabii bence orada en kilit isim yine Butler'ın olması ve olmamasıydı. Kesinlikle Efe. Yani birinci maçın sonunda Jimmy Butler'ın sakatlığı otomatikman zaten serinin tamamına sirayet edecek bir konu. Yani serinin akıbetini belirleyebilecek önemli başlıklardan bir tanesi. Butler'ın dönüp dönememesi bu serinin gidişatı konusunda hayati olacak. Keza ikinci maçta da kendisi oynamadı. Ama biz hani iki maçı toplamda bakacak olursak bir kere ilk maçta beni çok şaşırtan bir şey oldu. Ben basketbolda kontratak diye bir şey olacağını çok ihtimal vermezdim. Oluyor. Ta ki üçüncü periyotta Kevin Love'ın ardı ardına yani aldığı her savunma ribandunda ileride boş oyuncu bulmasıyla beraber bayağı Onyekuru savunma arkasında sarkan Onyekuru misali veya Liverpool'dan biraz örnek verirsem Muhammed Salah'ın kontraya çıkışı gibi Miami Heat New York Knicks'e ilk maçta 3. periyotta 4-5 tane arka arkaya böyle hızlı hücum sayısı attı. Evet. Çok garipti. Şahsen ben böyle bir şey hiç beklemiyordum maç esnasında. Yani Knicks her zaman hücum ribaundunu zorluyor. Bu seride zaten onlar adına en kilit şeylerden bir tanesi fizikselliklerini hissettirmek olacak. Ben bu seride bir X faktör olarak yine mesela Mitchell Robinson'ı öne çıkartıyorum. Çünkü nasıl Cleveland serisinde Mitchell Robinson, Jared Allen ve Evan Mobley'i patates ettiyse açıkçası fiziksel olarak burada da yine o fizikselliği hissettirmesi lazım Knicks'in. Çünkü Miami ufak bir takım ve Miami her ne kadar Milwaukee'yi elediğinden beri ölümsüz gözükseler de baktığımızda bu takımın hala kağıt üzerinde çok önemli açıkları var. Tabii onlar bunu bir şekilde iman gücüyle demek gerekiyor artık belki de biraz kapatmayı beceriyorlar. Fakat orada Knicks'in önemli bir fizik avantajı var ve onu hissettirmek zorundalar oyunun her zerresinde. İlk maçta bence buna çok iyi bir direnç koydu Miami ortaya. Kevin Love bence şaşırtıcı bir performans sergiledi. Yeri geldiğinde o fizikselliği getirdi. Yeri geldiğinde de Knicks'in hücum reboundundaki avantajını olabildiğince nötrlemeye yaradı Kevin Love ve biraz da üçlük soktuktan sonra zaten çok yararlı bir oyuncu oldu. Evet. Tabii burada Kevin Love'ı överken Knicks'in bir önceki serisinde de Cleveland'la oynamışlardı. Belki Cleveland adına da şunu düşünmek lazım. Abicim bu adamı niye bıraktınız? Ne gerek vardı? Yok ya orada bence şöyle Cleveland'ın uzunları gayet yeterliydi de. Yani olmadılar ama. Kısalarda direnemedi bence Cleveland. Ama bir yandan da işte düşünüyorsun Mitchell Robinson tabii. Son maç 18 rebound aldı. 11'i hücum reboundu Efe. Jared Allen, Evan Mobley o maçın toplamında 10 rebound aldılar. Yani Mitchell Robinson özellikle Jared Allen'ı bayağı zorba muamelesi yaptı Jared Allen'a. Abi şöyle bir şey bak. Bu playoff'ta bence çok daha önem kazandı bu hücum reboundları ki bence bunu Lakers serisinde de konuşacağız. Lakers'ın Memphis serisinde de bunu çok net gördük. Rakibe ikinci şansı verdiğin an ve eğer bir maçta rakibe ikinci şansı çok veriyorsan yani kazanma şansın çok aşağı çekiliyor. Tabii zaten çok klasik bir laf vardır. Rebound alamazsan şampiyonluğu kazanamazsın yani. Diye. Bence bu playofflarda da bunu çok sık görüyoruz. Bu maç özelinde de ilk maçta tabii Jimmy Butler'ın sakatlığı çok belirleyici olacak. İlk maçı keza Knicks açısından da Julius Randle kaçırmıştı. Evet. İşte belki onunla bahsetmekte fayda var. Bu serinin devamında takımların sağlığı çok kritik olacak. Çünkü bir yandan Knicks'te Julius Randle'ın durumu belli değil. Miami'de Jimmy Butler'ın durumu belli değil. Max Strus yine ikinci maçın ikinci yarısında biraz süre kaçırdı sırtına darbe aldıktan sonra. Caleb Martin ikinci maçın son topunda öyle bir atladı ki topa Knicks bench'ine gülle gibi yığıldı. Sonra da yerden kötü kalktı. Onun da belki durumunda problemler olabilir. Bunları takip edeceğiz bir yandan. Tabii orada sağlık çok önemli. Her playoff serisinde olduğu gibi. İkinci maç özelinde şunu söylemek gerekir. Knicks ortaya iyi bir karakter koydu. Birinci maçta Miami adına maçı kıran şeylerden birisi şu oldu. İkinci yarıdan itibaren kapandılar. Tamamen kapandılar. Ve tamamen Knicks'i
dış şutlara sevk ettiler. Ve New York Knicks orada aradığı isabetleri bulamadı. Miami'nin klasik zon hücumu orada çok faydalı oldu. Zaten ligde, yani NBA'de şu anda zon savunmasını en çok kullanan ve en verimli kullanan hoca Eric Spoelstra'dır ve Miami'dir. Bunu da Knicks'e karşı işlettiler ve bunun çok önemli bir avantajı var aslında Efe. Birincisi, Knicks iyi bir dış şut takımı değil. Kesinlikle. Knicks daha çok boyalı alana giriyor. Zonla şutu biraz daha riske edersiniz ve şutu kötü olan bir takıma bunu vermek sizin için avantajlıdır. Aynı zamanda zonda bir tık küçümsenen bir konudur bu. Zon savunmada oyuncular adam kovalamadığından ötürü rebound aldıktan sonra hızlı hücuma çıkmak daha kolaydır. Tabii. Ve zon yaparken Miami o hücum reboundu dezavantajını yaşamadığı için bunun bitişiğinde hızlı hücumlara da daha kolay çıkmaya başladılar ve bu ilk maçta çok belirleyici bir faktör olmuştu. İkinci maçta da bu yönde gidiyordu. Aslında ilk yarı yakındı. 56-54 bitmiş evet. olması gerekiyordu ve Jalen Brunson ilk yarıda 13'te 1 mi oynuyordu? Tam olarak not etmiştim. 6'da 1 oynuyor, affedersiniz. 6'da 1 oynuyor, 3'te 1 saha içinden de üçlüğü var. İkinci yarıda 13'te 9 attı ve 7'de 5 üçlük sokarak zaten maçı 30 sayıyla bitirdi. Ve maçı koparan oyuncu oldu yine. Çok büyük bir karakter koydu Knicks ortaya. Julius Randle, RJ Barrett, Josh Hart hepsi gerçekten çok çok sert performanslar ortaya koydular. Ve ikinci yarıda Knicks biraz da Jimmy Butler'ın da kaybıyla fizikselliği düşen Miami'yi sonlarda iyiden iyiye artık öğütücüden geçirdi ve son toplara doğru önemli bir fiziksellik ortaya koydular ve sonda üçlükleri de soktular. Maçın son 2,5 dakikasında Josh Hart'ın çok kritik üçlük isabeti var. Yine maçın kopmasında çok önemli bir faktördü o da. Evet, şöyle bir durum var. Zaten RJ Barrett bence playoff'ta normalde olduğu dengesizliğini bırakmış gibi gözüküyor. En azından belli bir rutine kendini sokmaya çalışıyor. Bir de bana göre şimdi bu playoff tabii ki de sen işin teknik kısmını çok iyi aktarıyorsun. Bir de bir artık işin hikaye tarafı var, atmosfer tabii. tarafı var. New York o 2000'lerin başına kendilerini geri çekmişler gibi. Geçtiğimiz günlerde işte New York maçındaki ünlüleri falan yani Los Angeles ayarında bir ünlü akını vardı tabii. maça. Tabii orada Jordan Poole, Jessica Alba hikayeleri de oldukça fazla gündeme geliyor. Ama yani bu iş gerçekten biraz böyle atmosfer New York gibi kültürü fazla olan, sen de bunu defalarca konuştuk, yani Madison Square Garden gibi bir mabede tabii. ev sahipliği yapan sporun bir... Sporun Mekkesi. Ya sporun Mekkesi ve artık bu atmosfer ne kadar yukarıya çıkarsa New York'un performansı da o kadar yukarı evet, çıkıyor. Evet efendim. Bir de hikaye bazında şöyle de bir faktör var abi. Bu iki takım şu ana kadar yanlış mı yoksa 4 tane playoff serisinde evet. karşı karşıya geldiler. 4 seride 7. maçı uzadı ve 90'larda... Ben yine Knicks... bekliyorum. Knicks Heat eşleşmeleri çok yani punk rock, serserilik, artık yumruk, dalaşma, her şey var. Yani 97 playoff serisinde çıkan kavga, Jeff Van Gundy'nin Alonzo Mourning'i üzerine yürümesi, ayağına yapışması, o akıl tutulmaları inanılır gibi değil. İnanılmaz bir seriydi. Yani burada gerçekten çok süre gelen absürt ötesi bir hikaye var. Bu iki takım da yine şu anda geçmişlerinden gelen o rekabetçilik kültürünü çok iyi taşıyorlar. Sonuna kadar fiziksel mücadele ediyorlar. Miami daha ufak bir takım olabilir ama Miami hiçbir zaman geri adım atan bir takım değil. Ne Eric Spoelstra öyle ne de o takımın lideri Jimmy Butler öyle. O yüzden yine aslında baktığımızda sonuna kadar gidecek bir yani korakor mücadele göreceğiz orada. Hikaye olarak da çok zengin bir seri bu. Yani son olarak ben de şunu söyleyeyim. Tabii New York'un böyle bir playoff başından beri hani şey bir modu var. Asi çocuklar geri döndü evet. gibi bir modu var. O modu kırabilecek tek isim Jimmy Butler. Çünkü Jimmy Butler hiç bunlardan etkilenen bana işlemezdi o. Yani, hadi bu basketbolumuzu oynayalım geçelim kafasında bir adam olduğu için. O ha. eğer seride çabuk geri evet. dönmezse Miami için soru işareti başlar. Tabii. Yani zaten Jimmy Butler bu playoffların şu anda sayı lideri. 35.1 sayı ortalamasıyla oynuyor yanlışım yoksa. Şimdi onun dönmediği durumda zaten konu çok değişir. Ve Butler öyle bir adam ki abi hani yüzünde. Her zaman yüzünde. Yani Jrue Holiday şu anda bugün ligin en saygın savunmacılarından bir tanesi. Gidiyorsun üzerinden 42 atıyorsun ve attıktan sonra diyorsun ki hani seni ben yönetiyorum. Hani aklındayım diyorsun yani. Çok çok tehlikeli. Sen ya. Bana çalışıyorsun diyor. Yani bunu yapabilecek bir delilikte ve bunun altını doldurabilecek de bir güvende. Tamam. O yüzden de Madison Square Garden, New York Knicks, Tom Thibodeau eski hocasıymış. Minnesota'da çıkan olaylarmış. Bunların olmaz. Hiçbiri Jimmy Butler'a işlemez diyelim. Bugün de Knicks topumuz da önümüzdeydi. Bugün buraya inerken yanımıza yeni ekipmanlar getirelim dedik. Bu da benim çocukluk hediyesidir bana. Biz de beraber güzel. Uzun yıllar getirdi. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Çok güzel bir basketbol izlettiriyor bize. Üçüncü maça giderken tabii Butler'ın dönüp dönemeyeceği bence seride çok belirleyici olacak. Evet, o zaman doğuda diğer eşleşmeye geçelim. Orada da işler biraz karışık ilerliyor Philadelphia ve Boston arasında. Tabii ilk maç Joel Embiid MVP oldu. Açıklandı ama ilk maçı oynayamamıştı.
inanılmaz bir James Harden performansı izledik. İkinci maçta Joel Embiid geri döndü. Ama bu sezon Boston'la ilgili bir hikaye yazsalar ve tek cümlede bunu anlatmamı isteselerdi şunu derdim. Yani bir günü bir günle tutmayan bir deli. Yani gerçekten o ilk maç nerede, ikinci maç nerede? Bu bence onların hem laneti hem de yetenekleri. Ama turlar geçtikçe ve artık şimdi zorluk derecesi de artıyor. Bu gelgit akıllı Boston zorlanabilir. Zorlanabilir ve beni zorluyorlar. Seni aslında. Çok zorluyorlar. Beni çok zorluyorlar abi. Ben bu dengesizlikle gün aşırı geceleri mücadele etmekten mutlu değilim. Değilsin biliyorum. Yani bizim bu takımdan, benim bu takımdan daha fazla stabiliteye ihtiyacım var. Kesinlikle. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. İlk maç özelinde de abi James Harden 45 sayı attı ve şöyle bir olay oldu. Şimdi herkes işte o eski Houston Harden işte kaseti geriye sardık oynat gibi konuştu. Evet sayı bakımından öyle. İnanılmaz bir skorer performansı gösterdi. Fakat ben bunun yine de Houston Harden'la bir olduğunu düşünmüyorum. Ya yok öyle bir şundan şey yok ötürü orada. Düşünmüyorum. Evet sayı attı, inanılmaz bir skorerlik gösterdi. Fakat sayılarının çok büyük bir kısmını orta mesafeden buldu. Houston Harden ya potaya gider bitirirdi ya da üçlük atardı. Bu maçta yanlışım yoksa şu an sayısı tam önümde değil ama 13'te 8 orta mesafe isabeti buldu. Yani bu farklı bir James Harden. Bu artık kariyerinin farklı bir yerine gelmiş, kendi fiziksel şartlarını bilen, neyi yapıp neyi yapamayacağını iyi belirlemiş ve seçme konusunda bambaşka bir seviyeye gelmiş James Harden. Bu dönüşüm bence birçok insanın başarıyla yapabildiği bir dönüşüm değildir. Bunu sadece ve sadece bana göre basketbolda gerçek dahiler başarabilir. Mesela benzeri bir dönüşümü bana sorarsan Kobe Bryant da başardı. Aşil tendonunu kopardıktan sonra 2013'teydi değil mi? Evet evet. 2013'te aşil tendonunu kopardıktan sonraki Kobe'nin oynama biçimiyle ondan önceki biçim arasında bir fark var. Kobe çok daha post-up'a yönelmeye başladı. Post-up fadeaway'ini yani her zaman iyi yapardı. Her zaman öyle iyi yapardı ama artık oyununun en ana silahlarından biri haline getirdi. Yani artık kendi fiziksel şartları altında üretimi başka yerlerden bulmaya başladı. Onu çözdü. Bence James Harden'ın da böyle bir evrimini gördük. Harden bugün yeri geldiğinde sana o asistleri yapabilen, yani ligin asist kralı olabilen bir oyuncu. Ama aynı anda da ligin sayı kralı da olabiliyor. Zaten tarihte hem ligin asist krallığını yapmış hem de sayı krallığını yapmış galiba Oscar Robertson'la beraber. İki oyuncudan bir tanesi. Evet. Ona tam emin değilim. Bu o bakımdan bir masterclass'tı. James Harden adına. Boston adına bu bir masterclass değildi. En kibar tanımıyla korkunç böyle söyleyebilirim. Şey ya, ya kesinlikle. Abi ben Boston'ın durumunu biraz şuna benzetiyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısından beri. Şimdi ya işte un var, yağ var, şeker var, vanilya var, kakao var. Her ne varsa var. Yani bütün malzemeler orada, kabın içinde. Ama günün sonunda bunların bir arada lezzetli bir şey olması için bunların çırpılıp pişirilmesi gerekiyor. Yani sen onları sadece bir kaba koydun diye olmuyor. Sen otomatikman lezzetli bir keke dönüşmüyorsun abi. Bunun için o malzemeyi çırpacak eforu ve fırına koyacak emeği göstermen tabii. gerekiyor. Sen bugün oynamadan herhangi bir şeyi yapamıyorsun. O emeği koymadan sonucu alamıyorsun. Ben aslında biraz buna benzetiyorum. Evet bütün malzemeler orada. Bu malzeme şampiyonluk malzemesi. Nüve çok genç. Geçen sezon finale çıkmışlar. Bence çok değerli eklemeler yapmışlar. Haldır uldur şut atabilirler. Ligin en iyi hücum ve en iyi savunmasının aynı anda yapabileceği potansiyele sahipler. Ama artık playofflar potansiyelin konuşulduğu yer değil. Playofflar aksiyonların konuşulduğu kesinlikle. Yerler. Ve aksiyona geldiğimizde de Boston Celtics şu anda playoff'ta son 8 takım arasında gerçekten en playoff'a kafa olarak girememiş takım hüviyetindeler. Atlanta serisi bence playoff ilk roundunun en playoff serisi olmayan serisiydi. Buraya geldik. Philadelphia karşısında da hala ama hala Boston yeterli yoğunluğu ortaya koyamıyor. Ve bu çok şaşırtıcı. Yani aynı takım geçtiğimiz sezon ligin en iyi savunmasıydı. Ve hani ufak bir farklı değil. Açık ara ligin en iyi savunmasıydı. Yani en yakınına 2.4 sayı farkı atmıştı tabii. nereden baksak. Bu takım değişmedi. Oyuncular aynı oyuncular. Marcus Smart aynı Marcus Smart. Kağıt üstünde. Aynı değil. Jaylen Brown keza öyle. Tatum, Horford, Robert Williams, Derrick White. Bu oyuncuların hepsi kağıt üzerinde iyi savunmacılar. Ama bunu ortaya koymak lazım. Yani Boston maçların kağıt üzerinde kazanılmadığının ve kazanmak için kendinizi, vücudunuzu feda etmeniz gerektiğini anlamaları gerekiyor. İlk maçta bence bunun bilincinde değildiler ve aynı zamanda da çok lakaytlardı. Bak sana maçın son 2,5 dakikasındaki Boston ve Philadelphia pozisyonlarını çıkardım. Son 2,5 dakika artık en belirleyeceğim. Zaten maç orada 3 sayılık bir farkla gidiyordu. Marcus Smart top kaybetti. Tatum 2 faul atışı soktu. Brogdon top kaybetti. Horford layup attı. Sonrasında Brogdon kaçan üçlük, Tatum kaçan turnike, Brogdon kaçan turnike, yani kaçan şut,
Tatum son top elinde patladı üçlüyü atmaya çalışırken. Öteki taraftan ise Sixers tam tersi. Harden geldi, step back'i orada, step back'i Horford'un üzerinden koydu ve aslında maçı bitirdi. Ve ilk maçın sonunda bence Joe Mazzulla'nın son topu Marcus Smart üzerinden kullanma kararı da yine bence iyi bir karar değildi. O facia bir karardı benim gözümde. Orada sizin elinizde Tatum ve Brown gibi son topları oynamaya çok alışmış. Yani Smart'ı burada azımsamıyorum. Hı hı. Ama bilakin ben orada özellikle Jason Tatum'un boyalı alana her girdiğinde sayı atıyorken, her girdiğinde o maçta tehdit üretiyorken ona gidilmemesini çok anlamadım. Çünkü maçın ilk yarısında Boston Celtics sağ içinden %73 isabetle oynadı. Sağ içinden %73 isabetle oynadığınız bir maçta 40 sayı önde olmanız gerekir teoride. Boston sadece 2 sayı öndeydi. 58-56 değil. 80 küsürlere yakın bitti maçın ilk yarısı. Yani bu demek oluyor ki zaten işte çok ciddiyetten uzak bir maçın olduğunu bu size gösteriyor. İkinci maçta tabii senaryo değişti. Enteresan bir maç izledik. İlk yarısı bana göre çok garipti. İlk yarıda Marcus Smart 12 top kullandı. Tatum ve Brown toplamda 13 top kullandı. Bu bence Boston adına başarının formülü değil. İkinci yarıdan itibaren Boston bir tık daha hücumda isabetleri bulmaya başladı. Fakat o maçta şunu güzel yaptılar. Bence Jaylen Brown ortaya çok büyük bir şahsiyet koydu Efe. Maçın ilk topundan itibaren James Harden'ın üstüne gitti. Daha hava atışından itibaren gösterebiliriz de hatta onu. Hava atışı oldu. Jaylen Brown hava atışı atıldığı an rakip yarı sahaya geçip James Harden'ı oradan savunmaya başladı. Brown orada ortaya çok büyük bir şahsiyet koydu ve Boston bunu yaptığında nasıl bir takım olduğunu gösterdi. Ama işte bunu bir maç göstermemen lazım şampiyon olmak istiyorsan. Bunu her maç göstermen lazım. Evet, Denver Phoenix'e geçebiliriz. Tabii Denver Phoenix'te de Phoenix'te Chris Paul'un sakatlığı oldukça kritik olacak orada. Bakalım yani 3. 4. ve 5. maçı kaçırması bekleniyor. Orada biraz Kevin Durant, Booker evet çok iyi götürüyorlardı ama yine de karşılarında çok ciddi bir Denver buldular. Denver iyi savunma yapıyor ve Denver'da Aaron Gordon ve Jamal Murray kendi standartlarında işledikleri an Denver çok daha başka bir takım oluyor. Tabii. Zaten yani Denver'ın ideal senaryosunda bu takımın en çok sayı atan oyuncusu Jamal Murray oluyor. Michael Porter Jr. oluyor. Yani Nikola Jokic'in bütün skor yükünü üzerinde çektiği bir Denver başarılı olur ama Denver'ın optimal edilen planı, optimize edilmiş planı aslında Jokic'in daha dağıtıcı, organize edici olduğu, Murray'nin, Gordon'ın ve Porter Jr.'ın daha bitirici konumda olduğu hücumlar oluyor. Ya bu serinin ilk iki maçında abi bence basketbolun ötesinde bir matematik problemi var karşımızda. Bir takım maç başına 37 üçlük deniyor. Bunlardan 16 küsur isabet buluyor. %40'larla atıyor. Takım üçlüğe yöneliyor. Öbür takım maçta sadece 20 üçlük deniyor. Ve yani 20-23 üçlük deniyor. Hatta ilk maç 23'te 7 üçlük deniyor. Ve bunlardan 7 isabet buluyor. %30'da oynuyor. Bir takım sürekli orta mesafeye gidiyor. Öbür takımsa ya potada bitiriyor ya da üçlük isabeti sokuyor. Şimdi burada siz her seferinde uzak ikiliyi soktuğunuzda öbür taraf tepede handoff oynayıp üçlüyü attığı zaman artık karşınıza biraz daha analitik bir problem çıkıyor. Denver şu anda aslında maçları kazanırken bir yandan matematiği kazanıyor. Çünkü evet, ciddi bir üçlük varyantı farkı var bu seride Efe. Tabii yani Kevin Durant ile Booker olduğu için çok orta mesafeye gidiyor Phoenix. Yani evet, orada pek başka şansları da yok. Ve pota altında da bence DeAndre Ayton falan da hiç direnemiyor yani. Yok hiç orayı yine darma duman etti. Evet bence de. Ayton şu an için beni biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Biz DeAndre Ayton'un 2 sezon önceki Phoenix Denver eşleşmesinde, Phoenix'in finale çıktığı eşleşme döneminde DeAndre Ayton'un Jokic'e karşı çok daha iyi bir direnç koyabildiğini gördük. Yani onun şu anda bunu yapamıyor olması tabii ki Jokic'in geliştiği oyuncuya dair de bir ibaredir. Aynı zamanda o sezonda Jamal Murray ve Michael Porter Jr. takımda değildi. Yani Jokic'e odaklanmak daha kolaydı. Şimdi öyle değil. Şu anda Denver'ın tehdit sayısı çok daha fazla arttı. Ama yine de siz orada Ayton'un, yani maksimum kontrat verdiğiniz pivot oyuncunuzun burada size biraz daha işe yarar olmasını beklersiniz. Ya burada önemli olan konu şu abi. Devin Booker ve Kevin Durant'in evet en iyi iş yaptıkları yer orta mesafe. Bu değişecek bir şey değil. Bunun değişmesine de gerek yok. Yani analitiği belki burada dışarıda bırakabiliriz. Çünkü konu Devin Booker'la Kevin Durant olduğu zaman bu oyuncular matematiği kıran oyuncular. Yani Kevin Durant için o orta mesafe atışları turnike. Devin Booker için de turnike. O yüzden orada belki de matematiği biraz kapının dışına almak gerekir bireysel performansları bazında. Ama işi takım işine koyduğumuzda işte o zaman yine de üçlükteki fark
çok öne çıkıyor. Ya Kentavius Caldwell-Pop da çok iyi oynuyor. Kesinlikle. Ya KCP bence çok iyi bir seri geçiriyor. Bruce Brown keza öyle. Christian Brown öyle. Bench'ten gelen Denver'ın genç oyuncusu. Ya bu, onlar şunu çok güzel çözdüler şu anda. Jokic üzerinden beslenip üçlükleri çok iyi bulabiliyorlar. Öteki tarafa gelince de Devin Booker'la çok sataşıyorlar. Devin Booker'ın işini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Booker tabii ki de sayılarını atıyor. Booker 35'ini bulabiliyor. Çünkü mükemmel bir oyuncu. Ama günün sonunda zaten konu bu oyuncuları durdurmak değil de sınırlandırabilmektir. Tabii. Denver bence şu ana kadar işin bu yanını iyi yapıyor. Bir de bence orada şunlara da şuna da şapka çıkarmak lazım. Bütün Denver camiası önlerinde nasıl bir fırsat olduğunun farkında. Sezonun başından beri bence ligi lider götürürken de bunun farkındalardı. Ve sezonun sonuna doğru onların batı birinciliğine hiçbirimiz belki de gereken saygıyı göstermedik. Şu anda bu takım sahaya çıktığında onun yüküyle oynuyormuş gibi görünüyor. Evet. Yani onlar isimlere, Kevin Durant'lere, Devin Booker'lere çok geri adım atmıyorlar. Onun üzerinde o yükle oynuyorlar ve bence Jamal Murray tekrardan ve tekrardan bulunduğu sahneyi iyiden iyiye benimsemeye başladı. Yani o Chris Paul'la atışmaktan, Devin Booker'la yeri geldiğinde düelloya girmekten, Kevin Durant'la o hücum düellosuna girmekten geri adım atmıyor ve yani oraya girdiğinde şuna inanıyor Jamal Murray. Ben bu sahadaki en iyi oyuncuyum diyebiliyor. Olmak zorunda değil. Ama bu takımın sürükleyici skoreri Jamal Murray ve onun buna inanmasına bütün Denver'ın ihtiyacı var. Nikola Jokic'in de ihtiyacı var. Evet, tabii o seride 3. maç çok kritik. Dediğimiz gibi Chris Paul olmayacak ve Kevin Durant ve Booker'ın nasıl bir reaksiyon vereceğini hepimiz göreceğiz. Bir de ikinci maç özelinde şunu da belki söylemekte fayda var. İkinci maç bizim beklediğimiz bir Denver maçı değildi. İkinci maçta biliyorsun Nikola Jokic 30 top kullandı. Ben bu maçtan önce Nikola Jokic ne zaman 30 top kullanmıştı hatırlamıyorum. İnanılmaz bir performanstı. Orada Denver bu sefer Phoenix'e bambaşka bir yerden vurdu. Phoenix ilk maçtan sonra üçlük atmaya daha fazla bilinçli bir efor sarf etti. Yanlışım yoksa hemen önümde kontrol edeyim. O 31 üçlük denediler. Tabii felaket attılar. 31'de 6 attılar. Zaten 31'de 6, %19'u üçlük attığınız bir senaryoda yani herhangi bir maçı kazanmanız mümkün değil. Yani Denver'da üçlük çizgisinin gerisinden çok iyi değildi. Onlar da kendi karakteristiklerinin altında denediler. 27'de 7 attılar. Fakat zaten o maçta bu kadar az denemelerinin bir sebebi yok için bu sefer yani topu arkadaşlarına dağıtmaya değil, Phoenix pot altını dağıtmaya gitmesiydi. Çünkü Jokic 39 sayı attı. 17 gelmiş. Aynen öyle. 17'de 30'la oynadı. Ya orada bence Phoenix'i çok gafil avladılar. Phoenix ilk maçın ardından ikinci maçta daha farklı bir şema bekliyor. Yani aynı şemayı bekliyordu. Denver orada şemayı değiştirdi ve kafalarını çok karıştırdı. Bu bence Michael Malone adına da çok büyük bir artıdır. Bence şu anda koçluk mücadelesi olarak yani zihinlerin savaşında Monty Williams'tan bu işi daha iyi götürüyor. Tabii Monty Williams'ın biraz daha çözmesi gereken şeyler var orada. Michael Malone'un elinde daha sabit bir nüve var. Yıllardır beraber çalıştı. Fakat günün sonunda Michael Malone şu anda orayı optimize etmeyi başarmış. O da bunun yani birkaç senedir yapabildiği bir şey değildi. Evet, o zaman yarı finallerin bence en çok şey vaat eden serisine geçebiliriz. Golden State, Los Angeles Lakers. Dün gece Golden State kazanarak 1-1 oldu. İlk maç tamamen Lakers'ın nasıl kazandığını anlatmaya çalışamayız çünkü pek de anlatamayız. Gerçekten izlemeniz gerekir. Eğer maçı izlemediyseniz tekrar izleyebilirsiniz. Tamamen hani serbest atış atarak ve minimum seviyede üçlük atarak Golden State'i mağlup ettiler. Gerçekten maçı izlerken de Lakers'ın bunu nasıl yaptığını pek anlamadık. Tabii bence Lakers için bir parantez açalım. Orada Anthony Davis olduğu sürece ve Anthony Davis oynadığı sürece Lakers çok daha başka bir takım oluyor. İkinci maça geldiğimizde Golden State tam bir şampiyon reaksiyonu verdi. Anthony Davis de bayağı kötüydü ikinci maçta. LeBron biraz zorladı ama artık defalarca söylememize gerek yok. Yani LeBron böyle çıkıp 48 dakika boyunca buranın ağası benim diyebilecek bir noktada değil. Ve bence sakatlığı da onu hala çok daha fazla etkiliyor. Ben ama ne olursa olsun bu serinin ya daha çok gidip gelecekler 7 maçlık bir seri olacağını düşünüyorum. Bence de çok iyi başladı. Ya Efe aslında çok güzel bir girizgah yaptın abi. Yani bu serinin hep ana başlığı işte Curry vs. LeBron gibi oluyor. Anlaşılabilir bir şey. Yani 2010'ların sonuna doğru damga vurmuş bir rekabet. 2015'ten itibaren belki alırsak. Ama bence bu serinin belirleyici faktörü Anthony Davis. Kesinlikle. Anthony Davis, yani Lakers Anthony Davis'in onları götürdüğü kadar gidecek abi. İlk maç bunun
prime bir örneğiydi. 30 sayı 23 rebound yani canavar bir performans sergiledi. Kesinlikle öyle. Darma duman etti. Çok etkiliydi. İkinci maçta Golden State hem bir takım reaksiyonu verdi hem de stratejik olarak çok iyi bir reaksiyon verdiler. Ne yaptılar? Kevin Looney'i bence çektiler ve Jamichael Green'i oraya soktular. Evet. Bunu yaptıklarında öncelikle Lakers hücum etmeyi kolaylaştırdılar. Çünkü Draymond Green ve Kevin Looney aynı anda sahada olduğunda Lakers boyalı alanı kapatabiliyordu. Çok daha iyi kapıyordu. Oraya bir şutör daha ekleyerek 4 dışarıda oynadılar. Bu Lakers, Golden State'in hücumda işini kolaylaştırdı. Savunmadaysa bir başka çok büyüklük değişiklik oldu Efe. Davis'in performansıyla bizzat bağdaştırabileceğimiz. Hı hı. İlk maçta Draymond Green pozisyonların %34'ünde Anthony Davis'i savundu. İlk maçta Anthony Davis'in hücum ettiği pozisyonların %34'ü yani 27 pozisyonda Anthony Davis'i savundu. İkinci maçta %62'sinde savundu. Yani bu rakam 39'a çıktı. İlk maçta Davis'e en çok savunan oyuncu Kevin Looney'di. 45 pozisyonda savundu. Draymond Green 27 pozisyonda savunmuştu. İkinci maçta Draymond Green onun ana savunucusu oldu. Ve 39 pozisyonda savundu Anthony Davis'i. Ve bu Green'i Davis'in üzerine vermek, Draymond Green'i Davis'in üzerine vermek ikinci maçta çok işe yaradı. Davis 11 sayı, 7 rebound, 4 asist, 4 top kaybıyla oynadı. Zayıf bir karşılaşma. Yani Draymond Green orada Davis'i pasifize etmeyi başardı. Yani bunu Green yapabilir. Burada Green'e şapka çıkarmak lazım. Draymond Green bu konuda zaten artık çok mahir bir isim. Ama aynı zamanda da bu biraz da Anthony Davis'le alakalı. Anthony Davis de belki biraz Boston Celtics'e benzetilebilecek şekilde gitgelli bir oyuncu. Malzeme her zaman orada. Ama o malzemeyi bir araya getirip pişirecek eforu ortaya koymanız gerekiyor. Anthony Davis olduğunuz için 30 sayı 23 rebound yapmazsınız. Agresif bir Anthony Davis olduğunuz için 30 sayı 23 rebound yapabilirsiniz. Öbür türlü Draymond Green gelir ve sizi kilitler. Çünkü bunu yapabilecek bir oyuncu. Golden State Warriors bunu yapabilecek bir takım. Ciddi bir şampiyon reaksiyonu verdiler. Çünkü ilk maçtan sonra onların böyle marka bir galibiyete ihtiyacı vardı. Ya şöyle de bir durum var. Şimdi tabii ortada sürekli bir LeBron Curry dönüyor. İlk başta bir kere Golden State inanılmaz yorgundu. Keza Stephen Curry çok yorgundu. Yani Sacramento serisinin 7. maçında 50 atıp buraya gelmişti. Yani son dans diye hep nitelendiriliyor. LeBron için bence son danslardan biri gerçekten bu ama Curry için bence değil. Bir de serinin bence kilit isimlerinden biri Vanderbilt. Kesinlikle. Yani Vanderbilt Stephen Curry'yi ne kadar fazla kovalama şansı elde ederse Lakers için bu çok daha büyük bir artı oluyor. Evet. Bence Lakers'ın seri boyunca abi yaptığı çok güzel bir şey var Darvin Ham'le Lakers'ın. Curry'yi önce Jared Vanderbilt'le, Vanderbilt kenardaysa da Dennis Schroeder'le savunuyorlar. Şimdi bu iki oyuncu da çok iyi savunmacılar. Ama karakteristik olarak benzer savunmacılar değiller Efe. Jared Vanderbilt daha uzun ve fiziksel bir oyuncu. Curry'i biraz daha fizikselliğiyle yıpratmaya çalışıyor. Ve perdelerde Curry'i hani kolu da uzun olduğundan ötürü birebir takip edemese de yetişebiliyor. Sürekli eli kolu aynen arada yani. Aynen öyle. Yani zaten ilk maçta birçok pozisyonda şunu gördük. Lakers boyalanını rahat kapayabildi. Davis ve Vanderbilt ikili oyunlarda çok rahat Curry'nin üstüne çullandılar. Bu şimdi Lakers'ın büyük bir avantaj. İkinci kısımda Dennis Schroeder kısmındaysa şöyle bir olay var. Schroeder de iyi bir savunmacı fakat Vanderbilt gibi değil. Schroeder topa baskı konusunda çok rahatsız iyi bir oyuncu. Rahatsız edici bir adam. Aynen öyle. Yani Jared Vanderbilt Curry'i fiziksel olarak yıpratırken, ona farklı şekilde yaklaşırken Dennis Schroeder ise sürekli Curry'nin topuna baskı yapıyor. Curry'nin top getirmesini zorlaştırıyor, topu yere vurmasını zorlaştırıyor, topu tuttuğunda üretmesini zorlaştırıyor. Şimdi bunların ikisi farklı savunma biçimleri ve bir hücumcu bu iki farklı savunmaya farklı şekilde hücum edebilir. Bu bir mental olarak konfigürasyon gerektiriyor. Sen bunu sürekli maç içinde Stephen Curry'ye uyguladığın zaman Curry'nin kafasını karıştırabilirsin ve onun verimliliğini düşürebilirsin. Bence burada Darvin Ham akıllıca bir iş yapıyor. Çünkü yani Curry'nin Vanderbilt'e hücum etme stratejisiyle Dennis Schroeder'e hücum etme stratejisi aynı değil. Kesinlikle değil. Orada bir fark var ve bir oyuncu için bunu kafada sürekli kurgulamak, kurmak, uygulamaya dökmek maçta adrenalin ve tempo baskı varken kolay bir iş değil. Ama tabii bunu yapabilecek bir isim varsa o da Stephen Curry'dir, o ayrı mesele. Yani kötü bir seriyi geçirmiyor zaten. Ama kesinlikle yani Lakers'ın onun işini zorlaştırabilecek bütün malzemesi var. Evet, ikinci karşılaşmada da tabii Klay Thompson da çok iyi oynadı. Bakalım artık üçüncü karşılaşma bu serilerde, tüm serilerde aslında üçüncü karşılaşmalar çok kritik oluyor. Özer ağzına sağlık. Evet. Son olarak belki şunu ekleyebilirim ben Lakers adına Efe. Çok teşekkürler. Rui Hachimura gerçekten playoff sanatçısıymış. Tanıyamamışız, bilememişiz. Yani normal sezonda %35'le üçlük atıyordu kendisi.
Playoff'larda %58. 38'de 22 idi geçen geceki maça kadar ki. O maçta da yine %50'nin üstünde üçlük attı kral. Yani acayip bir playoff yükselişi oldu bu. Akıl sır erdirilebilecek bir şey değil. Ben yine ilk maçtan bir istatistik görmüştüm. Onu da okumak istiyorum. Lakers'ın bütün takımı playoff'ların ilk serisinde bence 86 sayı attı. İlk seride Memphis'e karşı. Rui Hachimura Memphis serisinde 87 sayı attı. Rui Hachimura %57 isabetli oynadı. Lakers bence %35 isabetli oynadı. Rui Hachimura 11'de 21 üçlük attı. Lakers bence, yani Malik Beasley falan da bench'ten geliyor bu arada. 11'de 47 üçlük attı. 47-11 üçlük attı. Malik Beasley kaybı bence Malik Beasley biraz da rotasyon dışına aldılar ya. Gerekiyor çünkü üçlüyü sokamadık, üçlüyü sokamadıktan sonra Malik Beasley savunmada da eksi. Tabii. Evet, o zaman söyleyeceğin şey yoksa evet, bu sefer ağzına bu sefer sana geldim. Step Back'i bu bölümünü tamamladık. Umuyoruz ki pazartesi yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.